sayın siyasi partilerin başkanları, sayın oda başkanları, meclis üyeleri, sevgili basın mensupları, misafirler. Hepinize programa katıldığınız için teşekkür ediyorum. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Bölgemizin dinamikleri, bölgemizin değerlerini bir araya getirip daha fazla enerji sağlamak açısından burada bugün toplanmış bulunmaktayız. Çeşitli istişareler yapmak için. İnşallah memnuniyetimize faydalı olur. Hayırlı olur. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sayın bakanım. Önemli bir gelişme diyeceğimiz, özellikle yıllardır hasretini çektiğimiz, 35-40 yıldır hasretini çektiğimiz OSB'de artık somut adımlar atıldı ve neticeler alınıyor. Bu netice nedir? Kapılarımız artık OSB yönetiminin elinde. Kamulaştırmayla ilgili hiçbir sıkıntımız kalmadı. OSB'lerle ilgili kamulaştırma ödeneklerinin çok kısıtlı olduğu, merkezde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda kamulaştırmayla ilgili ödeneğin tamamı ÜNYE'ye aktarılsa kamulaştırma işini halletmemiz için kifayet etmeyecek bir süreçte neredeyse ödeneğin tamamına yakınını buradaki hukuki süreçlere koşut olarak Sayın Bakan Yardımcımızın yakın himaye ve destekleriyle ÜNYE'ye aktardık. Bu konuda ben kendilerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Attığımız her adımda bizlerleydi, bizlerin yanındaydı. Yazdığımız yazılar, taleplerimiz hiçbir zaman karşılıksız kalmadı ve somut neticelerimizi aldık. Tabii Sayın Bakan'ın yardımcımızla beraber özellikle Sayın Genel Başkan Vekilimiz Numan Kurtulmuş Beyefendi, yerel siyasetçilerimiz, milletvekillerimize de ayrı ayrı ÜNYE adına, ÜNYE halkı adına şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün OSB'de somut adımların neticelerini aldığımız, somut neticelerini aldığımız bir süreçteyiz. Artık imar planlarımız onaylama aşamasına geldi. Hemen hemen müteşebbisler noktasında OSB'de bütün parsellerimiz dolmuş durumda. Çok az bir kısım kaldı ki biz özellikle bir kısım boş arazinin de kalmasını arzu ediyoruz. Akabinde uygulama ve bir ay sonra da biz altyapı projeleriyle ihaleye çıkacağız. Bizler de ÜNYE'nin mutfağında çalışan bürokratlar olarak ÜNYE'miz için, devletimiz için, milletimiz için karınca kaderince üzerimize düşen ne varsa, elimizden ne geliyorsa elimizi gerektiğinde gövdemizi taşın altına koyarak bir şeyler üretmeye ve somut olarak mış gibi değil, somut olarak bir şeyler ortaya koymaya çalıştık. Bundan sonra da sizlerin desteğiyle çalışacağız. Ben bir kez daha bizleri hiçbir konuda yalnız bırakmayan, bugün de bizlerle beraber olan değerli Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran Bey'e hem hoş geldiniz diyorum, hem katkı ve destekler için şükranlarımı sunuyor ve sözü kendilerine bırakıyorum. Değerli basın mensupları, bünyemizin yatırım ve istihdamına çok değerli katkılar sağlayan çok kıymetli yatırımcılarımız, ben de bu güzel, karlı, soğuk ama bu sıcak ortamda bu sabah memleketimde, doğduğum topraklarda tekrar sizlerle birlikte olmaktan ve bu vesileyle sizlerle hasret gidermekten son derece mutluyum, son derece heyecanlıyım. Bu vesileyle nazik davetleri için Ticaret Odası Başkanımıza ve yönetimine çok çok teşekkür ediyorum. Katılımlarınız için sizlere ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten dünyanın en güzel ilçelerinden birinde doğmakla ödüllendirilmiş bir milletiz. Ve şu anda arkamda gördüğünüz, karşımda gördüğünüz manzaraya dünyanın pek çok noktasının sahip olmadığı şansa sahibiz. Dolayısıyla bu güzelliğe sahip olmak, aynı zamanda bu güzelliğin hakkını vermek gibi bir sorumluluğu da üzerinizde taşımak anlamına gelir. O anlamda her zaman ÜNYE'li olmaktan, ordulu olmaktan gurur duyan bir kardeşiniz olarak bu şehre yapılan her hizmetin bir neferi olmaktan da onur ve gurur duyacağımı özellikle ifade etmek istiyorum. Kaymakam Bey teveccüh gösterdiler. Bir takım projelerde bizlerin ismini zikrettiler ama bizler kendi ismimizin değil, projelerin adının yaşaması anlamında her zaman şehrimize çorbada tuz misali de olsa katkı sunmaktan onur duyarız, mutluluk duyarız, gurur duyarız. Dünyada maalesef gerçekten insanlık bir keşmekeş içinde. Dünyada güç dengelerinin değiştiği, kavganın, şiddetin, çatışmanın adeta insanlığın kaderi haline getirildiği ve bütün bu tuzakların, bütün bu senaryoların
Bütün bu kurguların merkezinde de Türkiye'nin yer aldığı bir dönemdeyiz. Suriye'de yaşananları görüyorsunuz. Her bir bölgesinde ayrı bir keşmekeş. İdlib'de kırılganlık hala devam ediyor. Allah ordumuzun orada yardımcısı olsun. Keza Fırat'ın doğusunda Amerika ve Rusya ile mutabık kaldığımız unsurların hayata geçirilmesi noktasında oranın bir terör koridoru haline gelmesi için seferber olmuş ve bu mutabakatları sabote etmeye çalışan güçler hala çabalarına devam ediyorlar. Bütün bu işte Irak'ta yaşanan istikrarsızlık hala devam ediyor. Amerika-İran gerilimi, Kasım Süleyman'ın öldürülmesi sonrası yaşanan gelişmeler, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler, FETÖ'süyle, PKK'sıyla, DAEŞ'iyle, DHKPC'siyle Türkiye'nin belini bükmeye çalışan gayretler. Bu anlamda artık daha fazla vakit kaybetmeden bu sorunu geride bırakarak artık bünyemiz için OSB'nin de ötesinde yeni projeleri hayata geçirmek durumundayız. Bünyenin çok büyük potansiyeli var. Bünye bir eğitim şehri haline gelebilir. İşte bugün aynı zamanda özel bir okulun açılışı vesilesiyle de buradayım. Birazdan özel bir okulun açılışını gerçekleştireceğiz. Ama Ünye'nin üniversitesiyle ki üniversite arazisinin noktasındaki gelişmeler de takdire şayandır. Ama dediğim gibi bunlar Ünye gibi son derece büyük potansiyeli olan şehir için çok büyük heyecan verici adımlarla değildir. Bunu da burada itiraf etmek istiyorum. Yıllardır bu sorunları konuşuyor olmak maalesef bu meselelerin kangren haline gelmiş olması şu anda bunlara daha farklı bir heyecanla yaklaşmamıza sebep oluyor olabilir. Ama Ünye için Ünye'nin potansiyeli bunlardan çok daha büyük projelerin de hayata geçirilmesine yeterdir, muktedirdir. Bu potansiyeli hayata geçirmek için işte Ünye'nin bir üniversite şehri haline gelmesi için de hep birlikte gayret göstermek durumundayız. Ünye'nin bir turizm şehri olması ama sadece deniz turizmi değil, bir kongre turizmi, bir sağlık turizmi, bir spor turizmi imkanlarından son derece güçlü şekilde faydalanması için de büyük bir kapasitesi var, büyük bir potansiyeli var. Çevre ilçelerimizle birlikte son derece önemli bir hinterland'a sahibiz. Ve çevre ilçelerimizle birlikte düşündüğümüzde de özellikle bisiklette işte Argan Yaylası'ndaki kar şenliklerini takip ediyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun bu tarz etkinliklerin de farklı alternatif tesislerin de hayata geçirilmesiyle son derece önemli kazanımlara dönüşeceğine inanıyoruz. Dünya çok önemli bir kongre turizminin merkezi haline de gelebilir. Bunun için de tabii tesisleşmenin çok büyük önemi var. İnşallah sizlerle birlikte bütün bu anlayışların, bütün bu yaklaşımların, bütün bu heyecanların bir parçası olmaktan bundan sonra da memnuniyet ve gurur duyacağımı her zaman paylaşmak ve Ankara'da bu projelerin takibi noktasında bir nefer olarak çalışmaktan da her zaman heyecan duyacağımı bir kez daha ifade etmek istiyor. Nazik davetleri için Sayın Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyor. Afiyet olsun diyoruz.